Karbokol'a hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Ford Focus. Aracımıza ses sistemi uygulaması gerçekleştirdik. Aracın ön kapılarında Audison'un APK 165 komponentlerini kullandık. Bu sayede ön kapılardaki woofer'lar ve aynı zamanda tweeter'lar değişmiş oldu. Aracın arka kapılarında yine Audison'un APX 6.5 16 santim koaksiyel hoparlörlerini kullandık. Burada zaten aracın orijinalinde tweeter olmadığı için koaksiyel bir hoparlör tercih ettik. Hem woofer'ı hem de tweeter'ı aynı hoparlörün üzerinde kalmış oldu. Hem ön kapıları hem de arka kapıları CTK'nın standart pro izolasyon malzemesiyle izole ettik. Bu sayede hem kapıda bir kabin oluşturmuş olduk hem de dış gürültüyü araç içerisinde azaltmış olduk. Aracın bagaj kısmında Audison'un APBX 10DS 25 cm subwooferını kullandık. Orijinal kendinden kabinli bir subwoofer. Bu sistemin tamamını hem kapıları hem de subwooferı yine Audison'un SR 5.600 5 kanallı amfisiyle besledik. Bu ürünleri araca montajını nasıl gerçekleştirdik? Bu ürünlerin teknik kapasiteleri nelerdir? Hep birlikte ona bakalım. Videonun başında 4 kapıyı da CTK'nın standart pro izolasyon malzemesiyle izole edeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu kapımızın izolasyonu bitti. Bu kapıda ise izolasyon yok henüz. İki kapı arasındaki farkı göstermeye çalışalım size. Önce izolasyonsuz kapıyı bir dinleyelim. Şimdi izolasyonlu kapımızı dinleyelim. İzolasyonsuz. İzolasyonlu. Bir de iki kapıya bir açma kapama testi yapalım. Gene ses anlamında, sesin tokluğu anlamında onu da görmüş olalım. Şimdi izolasyonsuz kapımıza. Şimdi izolasyonlu kapımız. Tabii izolasyonun bundan daha önemli işlevi kapıda bir kabin sağlanması. Başta da söylediğimiz gibi. Şimdi hoparlörlerimizin montajına geçelim. Orada neler yaptık, nasıl montajladık onları görelim. Ön kapımızda kullandığımız APK 165'lerin montajını tamamladık. Biraz APK 165'lerden bahsedelim. APK 165 bildiğiniz gibi komponent bir sistem. Adından da anlaşılacağı üzere 165 mm çapında, yani 16,5 cm çapında hem 17 cm hoparlörlere hem 16 cm hoparlörlere birebir uyuyor. APK 165 komponent olduğu için içinden tweeter'ı çıkıyor ve bir adet de woofer'ı çıkıyor. Woofer'ını zaten orijinal hoparlörün olduğu yere, tweeter'ını da yine bu araçta orijinal tweeter'ının olduğu yere montajını gerçekleştiriyoruz. APK 165 komponentlerimiz 300 watt peak değerine 100 watt da RMS değerine sahip. Yine bu hoparlörlerimiz 60 Hz ile 20 kHz, yani 20.000 Hz arasındaki tüm frekansları okuyabiliyor. Yine 93,5 desibel gibi yüksek bir desibel değerine sahip. Bu hoparlörlerimiz 4 ohmda çalışıyor. Çoğu araçta bu şekilde orijinal hoparlörü kasnağıyla beraber oluyor ve bu hoparlörü kasnağından ayıramıyorsunuz. Bu yüzden biz birçok arabada bu şekilde orijinal kasnakları kullanıyoruz. Birebir vida delikleriyle beraber tutan orijinal kasnaklar. Şu şekilde de hoparlörünü kendi kasnağına oturtarak görmüş olduğunuz gibi bu şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Yine burada hoparlörün etrafına bir yalıtım süngeri yapıyoruz. Hoparlörün verdiği titreşimle beraber kapıda herhangi bir titreşim olmasın, oradan bir parazit sesi ya da zırıldama gelmemesi için burada da bir akustik süngeri kullanıyoruz hoparlörün etrafında. Yine burada kasnaktan bahsetmişken şu şekilde hoparlördeki kablolarımızı nasıl kullanıyoruz onu göstereyim size. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem artı kablomuzu hem eksi kablomuzu hoparlörümüze lehimleyerek üzerine makaronunu koyuyoruz. Burada birçok soru geliyor, neden hoparlör pabucu kullanmıyorsunuz diye. Böyle çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir sistem olmuş oluyor. Yani bunu çekerek koparma şansınız yok. Şu şekilde hatta gösterebilirim. Şöyle hoparlörü sallayayım. Yani bu pabuçtan çok daha sağlıklı bir sistem olmuş oluyor. Şimdi ön kapıdaki montajımız bu şekilde hoparlörümüz.
Arka kapılarda da koaksiyel hoparlörlerimizi kullanmıştık. Bir bakalım onu nasıl montajladık, yerine nasıl koyduk. Şimdi onunla ilgili de biraz teknik değerlerden bahsedelim. Ondan sonra yavaş yavaş amfimizin montajına ve detaylı anlatımına geçeceğiz. Geldik arka kapılarda kullandığımız hoparlörlerimize. Arka kapılarda bildiğiniz üzere Audioson'un APX6.5 koaksiyel hoparlörlerini kullandık. Koaksiyel şu demek, hoparlörün üzerinde görmüş olduğunuz gibi Twitter burada. Bu aracın orijinalinde kapısında Twitter yeri olmadığı için koaksiyel hoparlör tercih ettik. Bu hoparlörde de görmüş olduğunuz gibi öndeki hoparlörün yani APK165'in üzerinde Twitter olan modeli. Gene bu da 16,5 santim. Az önce APK165'te 165'in milimetre ölçüsü olduğunu söylemiştik. Bu APX6.5'ta da 6,5 inç. Bu da 165 milimetreye tekabül ediyor. Yine bu hoparlörümüz 210 watt peak değerine 70 watt'ta RMS değerine sahip, 60 Hz ile 23.000 Hz arasındaki bütün frekansları okuyabiliyor. Yine 4.10'da çalışıyor ve 94 desibel gibi güçlü bir desibele sahip. Yine burada hoparlörümüzü montajlarken orijinal kasnağımızı kullandık. Yine hoparlörümüzün etrafına akustik süngerimizi kullandık. Bu kapıda da diğer kapılarda olduğu gibi CTK'nın standart pro izolasyonu mevcut. Hoparlörün kablo bağlantısını buradan orijinal soketine pabuçlar vasıtasıyla herhangi bir kabloda kesme biçme yapmadık. Orijinaline sadık kalacak şekilde montajını gerçekleştirdik. Yani bu aracın sahibi dilediği zaman orijinal hoparlörlerine ve orijinal sistemine dönebilir. Sistemde kullandığımız sigortamız Connection'ın FFH14 modeli. 80 amperlik bir sigorta. Artık bizim videolarımızdan, ses sistemlerimizden aşinasınız. Bütün kablolarımız bu şekilde kablo kılıfına alınıyor. Yine bağlantı noktaları görmüş olduğunuz gibi makaronla güvenlik altına alınıyor. Bu sayede uzun ömürlü bir sistem olmuş oluyor. Burada tozdan, kirden bu şekilde koruyoruz ve tabii ki bunu az sonra sabitleyeceğiz. Sabit bir şekilde artık evladilik bir sistem olmuş olacak. Amfimizin montajını gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi bu fokus araçlarda bagaj halısının altında böyle bir sünger kısım var. Bu kısma amfimize özel bir yer yaptık ve amfimizi buraya sabitledik. Artı ve eksi kablolarımız var burada. Yine burada hoparlörlere giden kablolarımız ve subwoofer'a giden kablomuz. Burada da high girişlerimiz var. Burası önemli. Biz bu amfileri kullanırken herhangi bir şekilde çevirici ya da RCA kablo kullanmıyoruz. Direkt high girişten yani yüksek girişten bağlantıyı sağlayarak hoparlörlerimize ve subwoofer'ımıza sinyali göndermiş oluyoruz. SR5.600 amfimiz bütün kapılardaki hoparlörlerimize kanal başına 75 watt RMS güç gönderiyor. Bu gayet başarılı bir güç. Subwoofer'ımız 4+4 2 ohm olduğu için 2 ohm'da 550 watt subwoofer'ımıza güç gönderiyor. Bu da böyle bir kompakt bir amfi için mükemmel değerler. Bu sistem için fazla yeterli bir amfi. Yine görmüş olduğunuz gibi amfimizin montajını gerçekleştirirken gelen kabloların tamamını kablo kılıfına aldık. Buradan kablolarımızı sabitledik cırt kelepçelerle. Yine uçlarını makaronlayarak uzun ömürlü ve düzgün bir sistem haline gelmesini sağladık. Son olarak subwoofer'ımızın montajına geldik. Subwoofer'ımız bagaja koyduk. Audioson'un APBX10DS modeli. Çok kompakt bir subwoofer. Şöyle 47 santim, şöyle 12 santim. Yükseklik olarak da 34 santim gibi bir yüksekliği var. Bu sayede araçta herhangi bir şekilde yer kaplamıyor. İster böyle kullanabilirsiniz. Bu araçta kullanma şeklimiz şöyle olacak. Hemen yerine yerleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi üzerine bu kısma yük de bırakabilirsiniz. Orijinal kendinden kabinli MDF'si direkt yurt dışından bu şekilde geliyor. 800 watt peak değerine sahip 400 watt'ta RMS'i var. Bu subwoofer'ın 4+4 ohm olarak çalışıyor. Az önce de bahsettiğim gibi amfide 2 ohm'a düşüyor. Biz de bağlantısını 2 ohm şeklinde gerçekleştirdik. Böyle bir araba için gayet, böyle bir sistem için gayet yeterli bir subwoofer. Aracımızın montajını bitirdik. Hangi ürünleri nerelerde kullandık? Ürünlerin teknik detaylarını hep beraber gördük.
Her videomuzda olduğu gibi bu videonun sonunda da bu aracın ses demosunu detaylı bir şekilde izleyeceksiniz. Bu sistemle alakalı ya da genel ses sistemleriyle alakalı aklınıza takılan tüm soruları yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünleri yerinde görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. Karvokal.com internet sitemizden ya da e-ticaret platformlarından ürünlerimizi görüp satın alma imkanı elde edebilirsiniz. Sosyal medya mecralarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizleri test videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Take one more step towards you. Suç var inan, ne de bende. Morning, stayed until the evening, party till the sun's out. Can't describe to you, yeah you. I'm not your number one, I saw you with her.